Evet, bu akşamki konuklarımızdan birisi AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü. Başkanım merhabalar. Merhaba, hayırlı akşamlar. Başkanım, 2 yıl önce bugün bir darbe teşebbüsü oldu. Ve şimdi 2 yıl, aradan 2 yıl geçti. 1 ay önce de bir seçim oldu. Sivil iktidar tamamen kontrolü ele aldı. O gün, o gece neler yaşadınız? Bugün neler hissediyorsunuz? Kısaca. Evet. O gece gerçekten sanki kıyamet gelmiş gibi bir şey hissettik. Sanki dünyanın sonu gibiydi. Böyle bir karanlık gecede yine bu meydandaydık. Evet. Hemen meydana koştuk. Kastamonu halkı, Türk halkı gibi hepsi meydandaydı o gece. O gece hainlere karşı bu meydanda tek vücut olduk. Hep beraberdik. Yine bugün burada bakıyoruz. Yine aynı halkımız, aynı inançla, aynı heyecanla burada toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu millet yanımızda olduğu sürece inşallah bundan sonra hiçbir şey tekrar eski günlere dönmeyecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni ve güçlü Türkiye olma yolunda 24 Haziran seçimlerinden sonra inşallah ülkemiz daha ileriye gidecek. Darbeler tarihi yeni sistemle de sona erdi. Bundan önce yaşanan darbeler ülkemizi her zaman karanlığa götürmüştü. Bu yeni sistem inşallah bunlara son verecek. Biz Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi şimdi ölümüne ülkemizin, ölümüne vatanımızın, bayrağımızın, dinimizin arkasında olacağız. Bundan sonra bu millet bu tür şeylere izin vermeyecek. Vermedi de, çiğnetmedi, çiğnetmeyecek inşallah. Peki başkanım, yeni bir sisteme geçtik az önce dediğiniz evet. gibi. Bundan önce birçok darbe teşebbüsü yine muhtıralar vesaireler verildi. Bitti artık. Bundan önce medyada genelde darbelerin yanında yer aldı. Ama bu sefer böyle olmadı. Ancak daha bizim de kat etmemiz gereken yollar var. Burada vatandaşa mesajınız var mı? Tabii medya yer almadı dediğiniz kısımda vatandaşın yanında yer almalarının sebebi önceki dönemde yaşadığımız birçok acı hatıra var. Birçok acı ülkemizin gerçekleri var. Vatanını, milletini, bayrağını seven insanlar tabii ki milletinle beraber olduğu ülkemizin karanlık bir yere sürüklenmesinin istemediler. Birlikte oldular. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu milli duruşumuz, bu milli beraberliğimiz, Yeni Kapı ruhumuz inşallah Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi devam edecek. Yeni Kapı ruhu önemli bir ruh. 15 Temmuz sonrasında oluşan bir ruh. Bakın o gece hiçbir insanımız eline silah almadan evet. böyle samimiyetle ülkesi için, vatan için, millet için, bayrağı için sokaklara çıktı. Hiçbir insanımızın eline silah değmeden darbeyi bastırdı. Evet. Tabii bunun yanında insanlarımızın duaları da bizimle beraberdi. Onlar da dualarıyla destek olan insanlar da vardı. Belki evinde oturdular ama yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız, annelerimiz onlar da bize bu vatana dua ederek destek oldular. Belki de sadece zaman zaman ben izliyorum, bakıyorum, takip ediyorum. O gece sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'yi seven, Cumhurbaşkanımızı seven, İslam aleminin lideri pozisyonda olan Türkiye'nin ayakta kalmasını isteyen birçok ülkede mazlumların mağduru olan liderimiz, Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize dua ettiler. Bu birlikteliğimiz, bu İslam coğrafyasındaki Cumhurbaşkanımızın önderliği, liderliği devam ettiği sürece inşallah önümüzdeki günlerde daha da güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.